Rizan Bahçesaray arasında bulunan Siparit Kalesi'ndeyim. Tabii yine her Kürt kalesi olduğu gibi inanılmaz stratejik bir boğaz içerisinde. Konum olarak dört bir tarafı görebiliyor. Bu tarafında işte Bahçesaray'ın Mahmudi Beyleri. Şu aşağı tarafta gördüğünüz Rizan'ın Davudi Beyleri var. Bu taraf Bediüzzaman Said Kürdü'nün köyüne giden Nurs Köyü. Doğru açılıyor. Kalenin hava çok rüzgarlı. Tabii çok yüksek bir noktadayım şu an. Yaklaşık tırmanmam bir 15-20 dakikamı aldı. Ön tarafta kalenin ayakta duran surları var. Tabii burası da kalenin orta kısmındayım ben. Hiçbir arkeolojik şu anda görüyorsun işte kalenin dış duvarları. Muhtemelen bir odadır. Eski taşlar var. Şurada bunun gibi birkaç yer var böyle. Şöyle. Tabi rüzgardan sesim anlaşılıyor mu bilmiyorum. Müthiş bir rüzgar var şu an. Yalnız muazzam. İlk defa bu kaleye çıktım. Muazzam bir konumu. Bugüne kadar gördüğüm en güzel stratejik yerlerden bir tanesi. Şöyle. Dere akıyor. Arka tarafta sur yok. Normal doğal kayalıklar var. Kalenin ön surları şu alandan başlıyor. Ta aşağıya kadar sürüyor. Dediğim gibi hiçbir arkeolojik çalışma olmadığı için kalenin içindeki mevcut yapıların üstü doğal olarak kum kaplanmış. Muazzam bir nokta. Aynı demin gördüğüm kale içine inen yollardan bir tanesi zamanla çökme yapmış. Buraya çıkmayı hep istiyordum. Tabii bugüne kadar fırsatım olmadı. Muazzam bir yer. Yani Rizan insanın maneviyatını yükselten, insanın iç dünyasını aydınlatan muazzam bir yer. Yani Kürt coğrafyasında Rizan gibi bir tabiat bulmak gerçekten çok zor. Her açıdan mükemmel bir yer. Böyle tekrar gezdireyim size. Şu karşı dağlar işte Rizan Dağları. Şu alanın güzelliği. Ya bir de coğrafya bütünüyle yemyeşil yani. Ya şu an bulunduğum yer en az yeşilliğin olduğu yerler. Aşağıda Çemi Ürüs var. Zaten bu Çem Soğuk Su Köyü ile birleşir. Oraya Çemi Ürüs derler. Yani işte Ruslar oraya kadar gelmiş diye bir rivayet var. Oradan Bahçesaray'a yürümemişler. Coğrafyanın sarp olmasından ötürü. Şöyle. Tabii kalenin ön surları olduğu gibi duruyor. Bir kısmı yıkılmış. Şurada var. Şurada var. Böyle işte. Yani Rizan'a mutlaka gelin, Rizan'ı mutlaka ziyaret edin. Burada da üstadın birkaç kişi yaşıyor. Şu keçi kılından yapılan ceket biliyorsunuz seyyah ve yazarların sık bahsettiği işte Kürtlerin giydiği ceketten bahseder şudur. Keçi kılından yapılır. Ondan kalma içeri. Şöyle. Kendi yazması. Hatta yazdığı gibi de. Hani şu temsili mesela usta kepyaraj derseri ko harbiydi. Büyük fotoğrafı her taraf şehir. Ben de niye usta bahsa bu berber idi kadar muşa. Her şey kendine. Maji dünya da öyle. Büyük temsili. Öyle iyi oldu ya ki bu da ki masrafı masrafı. Evet fotoğrafı yeni kendine. Kendine. Evet kendine. Bu yani bir şeklinde kitabı kendine. Ondan sonra teraziye mele devdi. Mele devdi. Bu yüzden ustası. O terazi yine ne olsa sayıda. Öyle ha. Yine Mala Davud'a. Fakiviye. Fakiviye.
به وی شکلی هنده افتش دیان یعنی وند داده بنا حقیقتا صندوقی برای استاده هر صندوق آنی بیرم تی ای جهیزا رحمت که دیامو جو واکی بی صندوق آنی دمه که دستان چید کری یا صبح آنی چند حمد اینه با قیمت هم بی بلور جو کم نیان جو با تمثیل دانی یا بلور زانی کتابی استاده بله مسئله در باسته به بحث پنجرالی کپرو سوید دنزی بحثت که بله جو سوید دنزی هم کاسویه پنجرالی کپرو جو بلول بیسارا بلور جو بو که بحث کریه و دنیا را کیانی او چرا ای که اول توبراخ چرا بشتوی او در کنه مابدی نشوه مابعلم عمل دانه لامبا منبا کیزین نوی وی کنگانه استاد ده بحثت که یعنی بجو کنگان لسو گترمک نه قدر زور بروی لسونتاج لچخارمک نه قدر راحت راحت نه بحثت که هم چندجی یوی اوانه نه نه خیر نه نه تمثیله سو تمثیل یعنی ده یه شیش تمثیلی بینی دو تانی رو بینه سو سیدو تندر ملی مویی هم اش تمثیل که تمثیل و دنیا دنیا سا تانیر بینی دو تانی رو یعنی نه تمه اولین که خواهد اصلا دیده هم بینی دو تانیر دیده هم بینی دو تانیر دیده مازم بینی دو تانیر دیده هم بینی دو تانیر دیده هم بلکه هم نه برای هم نزید هم زارو که چره دیده هم هم زارو که چره نه هم زارو که هم زارو که هم زارو که تمام حمیه یه دوار بار صبح الله الله حمیه آدر از آنها سفایی اما این سالاکلی هره دوام بده کرد تمامه خارات داره حتی چوکو دیدو خواد رشت کرد خارات داره وقتی مده و بیشن حیده بیشن حیده خسته بیشن مسافره ها دیو بیشن اینکه خواب خسته نیوی مرد رو تابی مسافره ها آقا اینجا هم همی اونو که خال بو بخونه بیرم اونو بیرمشتی را هر یکی یک خواهی هم بیرم تو پنجه اینو تانی رو بی اینا که مسافر جی گفو هاتا مسافر جی بنی تانی رو بی صح مسافر جی بسان غریب تنه بی کن صح غریب یا مال گندان دو مال که خویید کرد او ده اوی مال ها بیانه او مال که تشنده مال که بیرم یعنی بیرایی مدانه نه بیرایی با موانده وی گنده ده او ده حاجه ها دلوی ها با پیرنه مسافر حالا گند جی جندرمه مسافر تو اینه دوگی یون جی تهونه دیو بول حرف تو بیم من ها تنه دیو بول یعنی ایرو الحمدلله هر دایره تنه به خر دایت از آرکا خانا که ها شایدی مصافر اما انسان ایدی شکر دار نه فکر شکر که من شکر گره که من شکر دار نه تو مدیر آبی استانبول خوی تحاله تنه و همه شایده پنجره‌دن dışarıyı göstereyim. Ve tandır. Demin Seyda'nın bahsettiği gibi bunlar ev içinde ısınmak için konulan tandırlardır. Tabii Üstad Hazretlerinin penceresi. Bu pencereden dünyaya açıldı. Tabii Üstad'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi mücadeleci tavrı ve azmidir. Yani dönem, sistem ne olursa olsun o günkü rejime, hükümete karşı muhalif çizgisini korumuştur. Herhangi bir hükümetin koltuğunun altına girip efendim sırtını gerçeklere dönmemiştir. Gerçekleri 1960 Urfa'da vefat edene kadar söylemeyi sürdürmüş. Mücadelesinden de vazgeçmemiştir. Bu da Said'in yani kendini tarif ettiği ikinci dönemin en büyük özelliklerinden bir tanesidir. Bilhassa Kürt gençlerinin bu yanı iyi anlaması, idrak etmesi gerekmekte diye düşünüyorum. Şöyle, çıraların konulduğu yerler. Tabi muhtemelen buraya bir ek yapılmış. Çünkü ben yani sorduğumda şuraların yeni yapıldığını söylediler. Muhtemelen ev biraz daha arkaya doğrudur. Bu alanı yeniden yapıp restore etmişler. İşte
İşte buradaki edep ve terbiye ile büyüdüğü için ona sonsuz yani kişisel olarak kendisine birçok dünyaya dair maddi teklifler yapıldı. Fakat onun yetişmiş olduğu ahlak, benimsemiş olduğu Kürtlük, kimlik, halkını daima savunmasına neden oldu. Bu sebeple rüşveti reddedip Kürtlüğü lekedar etmediğini açıkça da belirtir. Günümüzdeki insanları düşündüğünüzde kimlik için, Kürtlük için yapmayacağı şey yoktur negatif anlamda. Rüşvet değer, her şeyi de yapar. Üstad ona sunulan birçok imkana rağmen rüşveti elinin tersiyle de itmiştir. Bu bağlamda bile düşündüğümüzde muazzam bir karakter olduğunu söylememiz doğru olur. Böyle şöyle. Bunlar da keçi kılından yapılır. Harik deriz ona biz. Böyle. Sen kimsin? Selamun aleyküm. Öldür tarafa aleyküm selam ve rahmetullah. Bitti mi Seyden? He? Bitti mi Ahmet? Selamun aleyküm. Teşekkürler, hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a yeşbiki.